Zerdüştlük, Çürük Elma. 3. Bölüm. Zerdüştlüğün ve Kutsal Kitapların 6 günlük yaratılış dönemi. Bazen yüzeysel benzerliklere odaklanmak insanları yanıltır. Çünkü detaylara inildiğinde yüzeysel benzerlikler silinmeye ve anlatının asıl ruhu meydana çıkmaya başlar. Zerdüştlük ve İbrani kozmogonisini karşılaştırırken de durum böyledir. Videodan anlaşılabildiği üzere her şey birbirine benzetilmeye çalışılmış. Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de 6 dönemlik yaratılıştan bahsetmek mümkünken, Zerdüştlük'te yaratılışa ait 3 dönemden bahsedilebilir. Kozmik dramadaki 3 aşama, antlaşmayla başlayan maddi yaratılış Bundahish'in, iyi ve kötünün karışımı Gumezis'in ve kötünün iyiden ayrılması Vizaris'in idi. Ancak son aşama tarihsel zamanın dışında kalacaktı. Olayların çoğu bu 3 dönemin ikincisinde vuku bulur. Muhtemelen müellifin yaptığı ikinci dönemin olaylarını 4 sıraya ayırmaktan ibarettir. 7 varlığın yaratılışı ise Zerdüştlük'te 1. döneme denk gelir. Bu dönemde yaratılanlar arasında Ateş ve Boğa vardır. Zerdüştlük'teki 7 katmanlı yaratılış için Ensiklopedia Iranica şöyle demektedir. Yine 3000 yıl sürecek olan maddi yaratılış dönemi, antlaşmadan sonra Ohrmazd'ın Ahunvar, Av Ahuna Vairiya duasını okuyarak Ehrimen'e nihai yenilgisini göstermesi ve onun yaratılış dönemi boyunca sürecek olan bir sersemlik içinde karanlığa geri düşmesine neden olmasıyla başlamıştır. Bu süre zarfında Ohrmazd, ruhani bir yasna, Bundahish'in 3.23 kutlayarak yarattıklarını maddi getik formda şekillendirmiştir. Her bir yaratılışı 7 Amahraspant'tan birinin koruması altına vermiştir. İlk olarak gökyüzünü yarattı Şahrevar tarafından korunan Avenatta Ikshatra Vairiya, bu gökyüzü dünyayı bir yumurtanın kabuğu gibi çevreledi. İkinci yaratılış, yumurtanın alt yarısını dolduran Suhordat tarafından korunan Av Haurvatat idi. Üçüncü yaratılış olan toprak, Spandarmat tarafından korunan Avspunta Armaiti, düz bir disk şeklinde ilkel suların üzerinde yüzüyordu. Toprak üzerinde sırasıyla 4., 5. ve 6. yaratılışlar vuku bulur. 4. yaratılış tek bitki veya ağaç Amurdat tarafından korunur Av Ameretat. 5. yaratılış tek yaratılmış Boğa Vahman tarafından korunur Av Vohumanah ve 6. yaratılış ilk insan Gayomart Av Gaio Maretan. Ohrmazd'ın kendisi tarafından korunur duruyordu. 7. yaratılış olan Ateş'in Ardvahiş tarafından korunur Av Asa Vahiş'ta diğer tüm yaratılışlara nüfuz ettiği söylenir. Örneğin Bundahish'in 3.8, maddi yaratılış döneminin 3000 yılı boyunca bu yaratıklar hareketsizdi ve güneş gökyüzünün ortasında hareketsiz duruyordu. Zerdüştlüğün tek bir yaratılış anlatısı da yoktur. Bu hangi Zerdüşt kaynağını, Pehlevi rivayat, Avesta veya diğer metinlerden hangisini aldığınıza bağlıdır. Zerdüşt kozmogonisi evrenin Ahura Mazda tarafından yaratılışını anlatırken, her etkiye bir tepki veren başka bir yaratıcı Angra Mainyu ile açıklamıştır. Ki bu Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz yaratılış şekline tamamen aykırı ve ona yabancıdır. Zerdüştlük'teki şeytan inancını Tevrat'la karşılaştırmalı olarak inceleyen Edward Hurt Jewett şöyle der. Ancak ayrıntıların incelenmesi ikisinin yani Zerdüşt metinleri ve Tevrat'ın tamamen farklı olduğunu gösterir. Pers anlayışında hem maddi hem de manevi yaratılış işi daha önce de belirtildiği gibi ikili ve karşıt bir süreçti. Ormuzd'un Amşaspantları, İzartları ve daha düşük ruh derecelerini yaratması gibi Ehrimen'de baş kötü varlıkları, kötü varlıkları ve alt kötü varlıkları, birincisi tarafından varlığa getirilen her iyi varlık için, ikincisi tarafından buna karşılık gelen bir kötü yaratılmıştır. Ormuzd, dünyaya yaşamı getirmek için büyük ilkel boğayı yaratmış ve onun bedenine tüm canlıların tohumlarını yerleştirmiştir. Ehrimen, boğanın bedenine girerek onu yok etmiştir. Bunun üzerine ilk insan Gayomart, Ormuzd'un gücüyle boğanın sağ omzundan çıkmıştır. Boğanın bedeninden de şu anda var olan tüm temiz hayvanlar ve bitkiler ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Ehrimen öfkeyle tüm kirli, yırtıcı yaratıkları ve tüm zararlı sürüngenleri ve bitkileri var etmiştir. Şimdi bu fantastik tasvirde Musa'nın anlattığı Tanrı'nın yaratma işiyle ne gibi bir benzerlik vardır? Tüm bunlar o anlatımın sakin saygınlığının ne kadar da altında kalmaktadır.
Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Ve Tanrı dedi ki, ve öyle oldu gibi ifadelerde dualizm yoktur. Karşıt bir yaratıcı yoktur. Karşıt bir planlayıcı ya da eşdeğer bir engelleyici ve yok edici ile ilgili bir kavramın gölgesi ya da silüeti yoktur. Her şey yalnızca Yehova'dan çıkmıştır ve yalnızca O'nda yaşar, hareket eder ve var olurlar. Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de yaratılışa ortak veya antagonist ayrı bir yaratıcı varlık yoktur. Bu da Zerdüştlüğün teolojisinin bambaşka bir konumda olduğunu gösterir. Eğer ikinci dönem içinde göreceli olarak böyle sıralamadan bahsedilse bile yanlışlar burada bitmiyor. Zira müellifin kıyasladığı Habil-Kabil kıssasında Habil'i öldüren kardeşi Kabil'dir. Fakat Zerdüştlük'te ilk insanı yani Gayomart'ı öldüren bizzat Angra Mainyu'dur ki, Angra Mainyu bu vesileyle ölümü yaratmıştır. Dünya ikinci dönemde kötülüklere boğulmaz. Tam aksine Angra Mainyu'nun bozduğu düzeni Ahura Mazda ve diğer altı tanrı yeniden onarır. Ne Habil-Kabil kıssası, ne Hazreti Lut aleyhisselam kıssası, Zerdüştlük'teki gibi iyi ve kötü tanrıların mücadelesi değildir. İslam'da hayrı da şerri de Allah-u Teala yaratır. Bu kıssalarda anlatılan olaylar, İslam inancında Zerdüştlük'teki gibi bazı dönemlerin başlangıcı da değildir. Bu da, İslam'ın bu konuda da Zerdüştlük'le alakasının olmadığını gösterir. Yapay ve zorlama benzetmelerle buraya kadar. Yanan ağaç olgusu Zerdüştlük'ten mi esinlenildi? İslam'daki Hazreti Musa'ya vahyin tecelli ettiği yanan ağaç olgusu ile Zerdüştlerdeki ateşe tapmayı aynı kefeye koymak bir safsatadan ibarettir. Hiçbir Müslüman, Allah-u Teala Hazreti Musa aleyhisselam ile yanan ağaç üzerinden konuştuğu için ne ateşe ne ilgili ağaca bir kutsallık atfetmez. Aynı şekilde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahyi Hira mağarasında aldı diye Müslümanlar bu mağarayı kutsamaz. Mesela bu mağaranın tadilat sırasında şekli bile değiştirilmiştir. İslam'dakinin aksine Zerdüştlerde ateş ilahi varlığın özüdür. Onlarda üç çeşit kutsal ateş bulunur. Ataş Behram, Zafer Ateşi, bir Zerdüşt ateş tapınağına ebedi alev olarak yerleştirilebilecek en yüksek dereceli ateş, Ataş Adaran ve Ataş Dadgah. Bu üç derece, bunlara duyulan saygı ve itibarın derecesini gösterir. Ama Zerdüştlerde üç sınıf ateşin yalnız üçüncü sınıfına sıradan kişiler dokunabilir. Diğer ikisine, bilhassa Ataş Behram'a sadece mobatlar, yani dini görevliler dokunur. Ateş insanların nefesiyle kirletilmesin diye maske, elle temasla kirlenmesin diye de özel maşalar kullanılır. Hangi Müslüman ateşe Hazreti Musa aleyhisselam peygamberin vahiy alma şekli sebebiyle ateşe bu şekilde yaklaşır? Miraç hadisesinden bahsettikten sonra müellifin Zerdüşt'ün bir vizyonda nehrin üzerinde batmadan yürümesini, Hazreti İsa'nın aleyhisselam su üzerinde yürümesi yerine Hazreti Musa'nın aleyhisselam denizi yarmasıyla kıyaslaması, onun seslendirdiği alıntıların koordinasyonunda bilgisinin yetersiz olduğunu veya kendisine ait olmayan, içeriğini anlayamadığı metinleri okurken konuları karıştırdığını gösterir. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı da unutmayın. Putları birlikte kıralım.